Erteleyenler helak oldu. Yani yarıncılar, yarına erteleyenler helak oldu. Hadis-i şerif var. Bununla beraber cehennem halkının en büyük çığlıkları ertelemekten kaynaklıdır diye hadis-i şerif de var. Sevgili arkadaşlar, bu dönemde en büyük hastalık erteleme hastalığıdır. Yani şu anda herkesin yaşadığı sıkıntı ertelemekten geliyor. Erteledikleri için insanlar strese giriyorlar. İşler küçükken çözmediklerinden dolayı iş büyüyor, büyüyor. Büyüdükçe gözünde ve hayatında o iş çok büyük gözüküyor. Onu gördüğü zaman zaten strese giriyor ve stres de kronikleşiyor güzel insanlar. Yani insanlar sağlıklarını kaybediyor. Peki insanların sağlığını kaybetmesinin asıl sebebi nereden kaynaklı? Stresten kaynaklı. Yani bildiğiniz hastalıklar, tümördür, kanserdir, bunların asıl sebebi stresle alakalı. Doktora gittiğinizde hemen size ne diyor bir şey olduğunda? Stresini azalt, stresini yönet ve eğer stresini azaltırsan, yönetirsen, dinlenirsen, tatil yaparsan sen iyileşirsin diyor, değil mi? Yani stres asıl sebep demek ki stres. Peki strese sebep olan şey ne? Ertelediğinden dolayı insanlar işlerini, hayatlarını ıskaladıklarından dolayı o yüzden strese giriyorlar. Yani şu anda etrafında baktığında sağlığını kaybetmiş birisi varsa veya sen eğer sağlığını kaybettiysen bunun asıl sebebi stres. Ve stres de ertelediğinden dolayı oluyor. Yani yavaş yavaş çığlıklar gelmeye başlıyor. Yani çığlık atıyor insan bir çeşit. Hani biraz önceki hadis-i şerifte nasıl çığlıklar atıyorsa erteleyen insanlar cehennemde, insan da dünyada bir çeşit strese girerek çığlık atıyor. Sebep erteleme alışkanlığı. Bununla alakalı aklıma Mesnevi'den bir hikaye geldi. Adamın biri yol kenarına dikenler dikiyor. Ve zaman ilerledikçe dikenler büyüyor. Etraftan geçen insanlar dikenlerden şikayetçi oluyorlar, rahatsız oluyorlar. Ve sürekli bu şikayetlere rağmen adam dikenleri sökmeyi erteliyor. Bir gün akil bir amcayla karşılaşıyor. Akil amca bak diyor, bu dikenler insanlara zarar veriyor. Artık ertelemeyi bırak ve hemen dikenleri artık sök. Deyince bir hayli gün var babacığım diyor. Bir gün olmazsa yarın ama bir gün ben bu dikenleri sökeceğim deyince, sevgili arkadaşlar bu bize yabancı gelmiyor. Bunu hepimiz yapıyoruz. Samimi olalım. Gerçekleri konuşalım. Ve bu cümleyi duyan o Akil amca şunu söylüyor. Hep yarın diyerek sen bu işi erteliyorsun. Zaman ilerledikçe bu dikenler güçleniyor. Büyüyorlar. Sense güç kaybediyorsun zaman ilerledikçe. Sen de küçülüyorsun bir çeşit. Dikenler gençleşiyor, gürleşiyor. Sen giderek ihtiyarlıyorsun. Çünkü zaman devam ediyor. Zamanı durduramıyorsun. Zaman ilerledikçe insan yaşlanıyor. Ertelediği işler de büyüyor. Gün geçtikçe büyüyor. Büyüdükçe insan o işi görünce de strese giriyor. İnsanlar genellikle o arzuladıkları hayallerini erteliyorlar. Çocuklarıyla beraber geçireceği zamanı erteliyorlar. Ailesiyle beraber yaşayacağı o huzurlu hayatı erteliyorlar. İnsanlar örneğin daha fit olmak istiyor ama fit olabilmek için fedakarlık yapmayı erteliyorlar. Sağlığına ulaşmak için bir plan, bir programa katılıyorlar. O programı bir iki kere hevesle yaptıktan sonra yine onu da erteliyorlar. Her şeyi erteliyorlar. Erteledikçe tabii stres çoğalıyor, hastalık haline geliyor ve insanları da hasta ediyor, kanser ediyor. İnsanlar tırt diye bir kalp krizi geçirerek ahireti boyluyor ve dünyada attığı sesten dolayı attığı çığlıkları ahirette de o çığlıkları atmaya devam ediyor. Sevgili arkadaşlar, bundan dolayı erteleme alışkanlığına son vermeniz için özel bir seminer hazırladık. Bununla alakalı 1 saatlik çözümler sunduk. Bu online seminere katılabilmek için hemen videonun altında linke tıklıyorsunuz ve linke tıkladıktan sonra seminere katılabiliyorsunuz. Bu seminere katıldıktan sonra farkındalık kazanarak hayatınızda bir milat olacağını şimdiden söyleyebilirim. Çünkü kim katıldıysa hayatı değişti. Öz disiplinlerini arttırarak hayatı ıskalamayı bıraktılar ve streslerini azalttılar. Hayatlarına huzur, mutluluk, güzellikler kattılar.
Dolayısıyla bu güzellikleri senin yaşamanı da istiyorum. Hemen videonun altındaki linke tıklayarak erteleme alışkanlığına çözümler sunan seminere hemen kayıt olup katılabilirsin. Eğitimde görüşmek dileğiyle, hoşça kal.